Hazine ve Maliye Bakanlığı Türk Lirası tasarrufları teşvik için yeni bir adım attı dedik. 3 ayda bir getiri sağlayacak. Gelire endekse devlet iç borçlanma senedi çıkarılacak. Bu düzenlemenin hemen ardından da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tüketici kredilerinde vadeyi sınırladı. Kredi kartı asgari ödeme tutarını değiştirdi. Bu kararların da ne anlama geldiğini Piri Reis Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Oral Erdoğan'la sistemin nasıl işleyeceğini konuşacağız. Merhabalar efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi oldukça yine sıcak bir güne uyandık. Hemen şununla başlamak isterim. Bu BDDK neden böyle bir hamle yaptı, oradan başlayalım mı? Ne anlama geliyor, nasıl okumalıyız? Tabii BDDK da finansın önemli devlet kurumlarından birisi, bağımsız otorite. Bakanlığın yaptığı açıklamada zaten ilgili kurumların açıklamaları gelecek demişti. Bu anlamda kurum anlamında kendi bakanlığın dışında özellikle BDDK'dan gelmiş oldu. Ve ana mesajın daha çok getiriyi kontrol edici ya da özendirici, motive edici anlamındaki taraf değil, tüketim tarafını biraz daha sıkı tutucu bir açıklama gelmiş oldu. Buradaki ana noktada kredi kartları ve kredi vadeleri olmuş oldu. Bu anlamda biliyorsunuz ekonomilerde genellikle kriz diye anılan şeyler parasal büyümenin hızla arttığı, arkasından hızlı daralmaların, sıkışmaların yaşanmasıyla oluşan bir büzüşmedir. Bu anlamda da önden tedbirli gitmek gerekebiliyor. O yüzden makro ihtiyati sıkılaşma denen kavram, yani o sıkılaşma anlamındaki bir hamleyi burada gördüğümüzü düşünüyorum. BDDK bir derece zorunlu karşılık oranlarını da artırıyor ticari kredilerde. Diğer tarafta tüketici kredilerinde vadeyi kısaltıyor ki çok fazla borçlanmayın, yani ayağınızı yorganınıza göre uzatın gibi bir mesaj diye görünüyor. İlk tabii ki açıklanan da gelir endeksli senet konusuydu. Evet. Gelir garantili de diyebiliriz. Tabii o gelirin neye endeksli, garantili olacağı henüz açıklanmadı. Onu gördüğü zaman piyasalar daha net yorumlayabilir. Zira Serap Hanım şeyde çok fiyatlamalara baktığınızda bakanlığın ilk açıklamasından sonra 17-20-30'lardan 16-80'e kadar dolar düşmüş iken, sonraki o gelen ilk açıklama, saat 12'ye doğru gelen ilk açıklama, ardından da BDDK'nın açıklamalarından sonra baktı ki yeniden 17-20'leri gördü. Yani piyasa ilk açıklama, sonraki iki tane açıklamadan beklediğini tam görememiş olduğunu fiyatladı. Bugün sabah uyandığımızda da fiyatın ne aşağı aşırı gittiğini, yani 17,10-20 civarında durduğunu görüyoruz. Yeni gelen Hazine Bakanlığı tarafının açıklaması da çok hareket ettirmedi, ama bu arada risk primi, Türkiye'nin risk primi 800 bas puanı bile gördü. Bu anlamda gelişmeleri hep beraber takip edeceğiz diye düşünüyorum. İlk aşamadaki durum, ülkemizin ekonomik anlamda halkın refah düzeyini yükseltme anlamında bir çaba konusu ortada. Peki bu Sayın Erdoğan, yani kredilerin sayısının, taksit sayısının düşürülmesi ya da kredi kartlarında ödemelerin yükseltilmesi vatandaşı borçlandırmamak için dediniz, ama vatandaşa bir rahatlama sağlar mı? Şöyle, borçlandırmamadan ziyade çok fazla borcunu büyütme anlamında gibi düşünüyorum. Çünkü bir taraftan da siz kur korumalı sistemi uyguladığınızda, ben size diyorsunuz paranı eğer bana getirir yatırırsan TL olarak, dövizi de bozup TL olarak getirirsen fazla para vereceğim demek, aslında faiz vermek demek, yüksek faiz vermek demek. Yani politika faizini biz bankalara %14'ten sana ucuz para veririz ama halkımıza yüksek faiz kazandırırız gibi bir durum oluyor bu. Yani halkı, ya da yanlış anlaşılabilir, çünkü halkımızın hepsi gidip de acayip para sahibi değil. Yani bankalarda hesabı olan, döviz hesabı olan, TL hesabı olan çok az bir orandaki nüfus.
O yüzden o kitlede... Yani borçla borç kapatan, krediyle evini çeviren kişilere sormak istiyorum özellikle. Yani kesimler farklı farklı olabilir. Bunun yönetilmesinde biraz sorun olabilir Serap Hanım. Çünkü halkın bir kısmı zaten elinde çok para yok olabilir ama ona kredi gerekiyor olabilir tüketmek için. Siz orada kısıtlamalara giderseniz orası biraz rahatsız olabilir. O zaman da onun sosyal başka politikalarla desteklenmesi gerekir. Onu da herhalde umarım bazı diğer devlet kurumları yapacağı açıklamalarla rahatlamalar yapması lazım. Yoksa çünkü bizim yüksek faiz kazandırdığımız veya gelir endeksli senet satıp da ben sana yüksek para kazandıracağım dediğiniz kitle, onlar kazanınca tüketebilecek. Ama diğer bir kitle, elinde o imkan yoksa, parasını yatıramayan bir kitle ise nakde ihtiyacı olacak harcamalar yapabilmek için. İşte onun da başka politikalarla da desteklenmesi, bunların da açıklanması yerinde olacaktır diye değerlendiriyorum. Bir yani bu Merkez Bankası'ndan yeni açıklamalar gelme olasılığı olabilir. Kredi Garanti Fonu'nun kapsamının ve sermayesinin genişletilmesi süreci gelebilir. Tarımda üretim yapmak isteyen çok çok geniş bir kitlemiz var, halkımız var. Onların maliyetleri yükseldi. O maliyetleri karşılamaya yönelik daha yeni büyük hamleler açıklanması yerinde olabilir. Yaz dönemi geldi, evlenmek isteyenler var, düğün yapanlar, sünnet yapacak olanlar vesaire, bunların desteklenmesi durumu söz konusu olabilir. Yani devlet herhalde kapsamlı olarak çalışıyordur diye değerlendiriyorum bu konuları. Yani ek düzenlemelere ihtiyaç var diyorsunuz. Bu açıklanan, bu yapılan düzenlemeler çok da geçim zorluğu çeken vatandaşlara bir çıkış kapısı gibi görünmüyor, değil mi? Yok, demek ki yani Sayın Bakan'ın açıklamaları, yani onların geleceğini sinyalini verdiğini düşünüyorum. Hı-hı. Biz de takipte olacağız. En iyi şekilde olmasını tabii ki temenni ediyoruz. Bu arada da küresel anlamda sıkıntılar da durmuyor. Konjonktür stresli devam ediyor. Böyle bir atmosferde gerçekten emek verenlere de Allah sabır ve güç versin Türkiye adına. Tabii BDDK'nın kararlarından biri de asgari ödeme tutarıydı kredi kartları ile ilgili. Kredi kartlarındaki borçlar ciddi anlamda artmış durumda. Özellikle siz de bahsettiniz, dünyada yaşanan ekonomik kriz, yanı başımızdaki savaşta bunlar da etkili. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? %20'den 25'e çıktı asgari ödeme tutarı. Vatandaşı zorlar mı? Tabii zorlar. O da tüketimi biraz yavaşlatmayla ilgili, sıkı makro ihtiyati tedbirli olmayla da ilgili diye düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünün, ileride çok daha büyük zarar görmemek için biraz daha önden küçük küçük tedbirli, tasarruflu olmamız gerekiyor. Ben en değerli şunu buldum. Bu arada sayenizde paylaşacağım bunu. Lütfen. Aslında yatırımcı gözüyle baktığınızda ben yarın ne kazanacağım olgusuyla bakanlar, yani ben süper bono çıksın da %15-20 değil de %100 kazanayım, yani böyle bir rantçı gözüyle bakma çok çok yerinde değil. Yani Türkiye'de böyle bir sorunsal var bence. Yani beklenti tarafında makul beklemiyoruz, aşırı kazanma isteyen bir taraf var. Halbuki esas anlamlı olanı söylüyorum, kamunun açıklamalarda görüyorum bunu, tasarrufa, özellikle devletin harcamalarını da tasarrufa gitmesi çok yerinde olur. Yani ben eğer halkıma diyorsam ki bu işi beraber çözeceğiz, en iyi şekilde refahımızı artıracağız, o zaman devlet olarak da ciddi bir şekilde tasarruf önlemlerimizi açıklamamız gerekiyor. Şu kurumda şu tasarrufu yapacağız, bu kurumlarda şu tasarrufu yapacağız gibi bir paket gelmesini de yararlı düşünüyorum. Çünkü açıklamalarda bunun sinyalini aldım diye düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde bu uygulamaların hayata geçmesini bekliyoruz diyelim. Piri Reis Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Oral Erdoğan. Çok teşekkür ederiz efendim. Teşekkürler, iyi yayınlar.